Evet arkadaşlar, ben Ünal Turan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi çok seviyorum. Uzun bir bayram tatili arası verdik ama yine orada sizi videosuz bırakmadık. Şimdi bugünkü videomuzun söz konusu şu Amerikan aygırı, yani şu devasal motorlu araba, şu çok sesli çalışan bir makine. Yani bugün konumuz bu araba. Şimdi arabayı ben aldım. 2 gün binemedim biliyorsunuz. İBAS'a gittim. Şimdi bu arabada birkaç problem var. Problemleri çözmek için arabayı çalıştırmamız lazım. Şimdi ilk problemi söylüyorum. Bir, bu arabanın teybi sonradan takıldığı için bu arabaya. Teybi kontaktan elektrik almayıp direkt aldıkları için aküyü çekiyormuş ve bitiriyormuş. Bununla karşılaştık. Çünkü aldığım arkadaş aradım. Durumun böyle olduğunu söyledi. Onun haricinde paspaslarımızı bir değiştireceğiz. Sanayiye gideceğiz. Akü yediği için ben artık o aküyü istesem de kullanmam. Bir tane daha akü alacağız. Güzel temizlik yaparız. Marşbiyer aldım bu arabaya. Türkiye'de çok az olan marşbiyerlerden. Mustafa diye bir kardeşim var Bursa'da. Onda da bunun siyah vardı. Rica ettim, kalıp aldım. Marşbiyerlerimiz var. İşte o marşbiyerleri belki yetişirse bugün onları da takarız. Eksiğimiz, gidiğimiz bir şeyimiz kalmadı. Bugün keyifli ve eğlenceli bir videomuz olacak. Sanayide yeni yerlerle sizleri tanıştıracağım. İhtiyaç anında sizler de kullanacaksınız bu yerleri. Ben her zaman söylüyorum. Asla ama asla kendinizi kopartmayın. Bu videoda kendinizi kopartmayacağınız örnekler vereceğim size. Hepinizi seviyorum. Kalın sağlıcakla. Kocaman öpüyorum. İyi seyirler. Ya bu güçlü bu. Çalışmıyor bir gündür önce. Abi ellerine bakıyorum. Reis iyi bir şey olsun ya. Şarjına bakacağım onun için. Evet. Bu iyi. Aynen. Tamam bak bu güzel. Bunu takayım ben, bunu iyi şarj alayım abi. Tamam takalım. Her zaman diyorum kendinizi koparmayın, yani akü bitti diye aküyü değiştirmenin bir anlamı yok. Meğerse araba yatmaktan aküyü boşaltmış, şarja veriyorsun, akü tazeleniyor. Bunun da parası en fazla. Reis şarj kaç para? Ne yok? Akü şarjı kaç para? 50. 50.
Yoldan geldiğin hiç halin yok gibi ama. Yoruldum oğlum ya. Gece saat 2'de geldim. Bolu'da 1 saat yattım. İzmit'te 1 saat yattım. Bak o aralarda çok yoruldum. Bir de arabaya vurdular. Arka çamurluğuyla kapısına. Allah'tan göçükte düzelttireceğim. Onunla alakalı bir sıkıntı da yok. Söyle ismini. Başka bir şey yok herhalde ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak paspası nasıl 100 liraya çözdüm? Güzel. Abi söylüyorum bak. Hiçbir zaman kendinizi koparttırmayın. Bulun, araştırın. Bulup araştıramıyorsanız eğer bu işi yapan insanlara bakın. Size yardımcı olsunlar. Yazık sizi koparmasınlar. İzin vermeyin. Bak paspas, 2 paspas 100 lira. Korvete servis eksem 10 lira para çekerler. Oğlum bu sanayinin dili olsa da konuşsa. Ben burada ne arabalar bastım ya. En tuhaf anından anlatsana. En tuhaf anım... Burada yetişip bu sanayide büyüyüp ondan sonra dünyaya açılmak en tuhaf anı. Şimdi ben normalde bu akü alır ilerlerim. Tam da bana bir şey de demez. Çünkü benim akü de çok kıymetliymiş. 2 gün sonra geleceğiz işte. Akümüzü alacağız. Akülerini vereceğiz. Yani zaten bir günde yapılır değil mi? Olur, bir günde, bir günde olurmuş ha. Şarj 50 TL. Aynen abi. Sudan ucuz. 50 TL'ye zaten elektrik yakar o. Demek ki bu akücü çalışıyor ha. Doğru. Klima gazı eksik dediler. İçeride dursun da ikimiz piştik az önce. Makine de güçlü. Sıcaklığını da içeri verince mahvetti bizi. Şimdi... Çok acıktık. Bir yer bulduk. Şimdi oraya gireceğiz. Orada kesin bir şeyler vardır. Bülent abinin her zaman sofrası Leyli İbrahim sofrası gibidir. Burası Bülent abinin dükkanı. Ben ilk zamanlarda işte Honda, yeşil Peugeot. O zamanki bütün arabaların boyaları Bülent abi yapıyordu. Bülent abinin tezgahı çok güzel. Saçlarımı yapıyor. Ya gayet güzelsin. Nereye gidiyorsun? Koca Sinan Sanayi'de 2 tane dükkanları var. Bülent abininki yeni açılan. Şikoto 2 diye şey yapabilirsiniz yani hani boya tercihiniz olsa efsane boyalar ve efsane renkler var kendisinde. Baba bir şey mi diyorsun? Bana mı diyor? Ne o? Ben ne dedim biliyor musun dışarıda? Kardeşim dedim. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Geldin. Dedim ki Bülent abinin sofrası dedim. Halil İbrahim sofrası. Git hemen bir şeyler bulursun. Allah razı olsun. Bunları ben hazırladım. Kardeşim hazırladı sağ olsun. Selam verdik. Nasılsın? Evet. Yemek işleri de bize kaldı. Ama sanayi işi galiba. Sen rahat ol ya dursun. Biz bu sektörde varız yani. Yok. O zaman beni bulduğunuzda kahvaltı isteyin abi. Seviyorsun abi bu işi. Şimdi domatesin lezzeti kaçmıyor biliyor musun? Öyle dilim dilim yapıyor kaçıyor. Dursun bu biberi sen mi aldın? Kadın verdi. Anladım belli. Ne zaman yiyorsun sen? Ulan çırak bu işleri sen yapacaktın normalde. Görüyor musun? Hala bir izin vermiyorsun ki. Tamam işte bak her şeyini hazırladık çırak. Başka bir şeye gerek yok. Buraya koydum. Tamam, koydum. Abi ne söyledi ha?
Tabağa koydum. Ama biz ekmek yemeye geldik. Yemek yiyeceğiz ki oğlum. Kime doyur? Abi ne yapıyorsun? Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Biz burada bizim arabaya seri vardı. Onunla alakalı video çekiyorduk. Evet. Uzun zamandır da şu sanayiye gelmiyordum. Daha doğrusu geliyordum ama iş yaptırmaya değil. İşte ziyarete falan geliyordum. Evet. Gelmişken sanayiye dedim Bülent abinin de dükkanına gidelim. Evet. Allah razı olsun. Çok acıktık ya. Şeref verdiniz. Acıktık. Hep beraber oturun yiyelim. Yiyeceğiz abi. Bülent abinin dükkanında ne var arkadaşlar? Mesela şöyle çevir. Reis geliyorum şimdi. Bülent abinin dükkanında ne var? Nalbur adına ne ararsanız var. Ama otomobil boyası, zımparası, kağıdı, bantı, silikonu, tineri, ıvırı, zıvırı aklınıza ne geliyorsa var ve bin bir çeşitli renk var herhalde değil mi abi? Aynen. Yani renk mucidi diyebiliriz abi. Bütün arabaların, bütün Avrupa yerli, bütün araçların otoboyalarını yapma şansı. Bu arada bu bir reklam değil ha. Öyle bir şey yok. Bülent abi bizim abimiz yani. O benim içimden geldi. Bu bir reklam değil. Öyle bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Yani ihtiyacınız varsa nasıl yapıyorlar? Buyursun gelsinler. Telefonu. Koca Sinan Sanayi Sitesi. Şık Ticaret 2. Bülent Kuvvetli. Evet. Bülent Kuvvetli. Ara. Kimin abisi? Çık dışarıdan tabelayı çek. Millet bir görsün. Sonra sizi seviyorum. Arabam yemekten sonra tekrar görüşeceğiz. İyi ki varsınız. Baba. Biz fotoğraf çekeceğiz be kardeşim. Gel be baba. Baba ne yapıyorsun? İyi be. Yine çok yemeğe görüşebiliriz ya. Peki reis senin 10 yaş geriye atman. Ne yapalım? Yaş kaç? 42 oldu mu? 56 oldu kardeş. Kaç? 56. Hala 40 gibi duruyorsun reisim. Ne yapayım? Çalışıyor işte. Baba sana her şeyin en güzeli yakışır. Nerede çekiliyoruz? Şurada çekiliyoruz. Lütfen buyur musun? WhatsApp durumunu atacak mısın? Babayı özettik ya. Bir daha söyle. Babayı özettik babayı. Yakında geliyorum. Az önce Agit'in dükkanına geldik. Şöyle göster. Agit'in dükkanı biraz yokuşta. Bunları bana Bursa'dan Mustafa Toprak kardeşim gönderdi. Onda korvet vardı. Döktürdüm. Onun üstündekilerini kalıp aldırdım. Çünkü nadir bulunan bir parça. Kalıbı alan arkadaş kimse ellerine sağlık. Güzel kalıp almış. Ben de üstüne pütürlü mat siyah attırdım. Yokuşta olduğu için arabayı buradan kirköye vuracağız. Yandan ayakları var. Çok orijinal bir ürün. Eğer korvetçiler eğer böyle bir ürün isterse Mustafa Toprak yazın. Mustafa'nın Instagram'ı var. Mustafa'dan ulaşıp bu ondan alabilirsiniz. Görüntü olarak çok hoş bir görüntüsü var. Biraz sonra takacağım zaten. Montaj halinde görürsünüz. Çünkü benim arabada body kit olduğu için şunlar var. Difüzör, önek, hava giriş kanalları hepsi siyah. Ben bunun sadece bir eksik olduğunu hissettim. Normalde kendim buraya bir parça uyarlayacaktım. Ama dedim ki denenmişi denemenin bir anlamı yok. Denenmiş ve yapılmış bir malzeme var. Onu bizzat takarım dedim. Böyle bir ürünü şimdi arabaya takacağız. Siz de hep beraber göreceksiniz. Yapacak bir şey yok. Çırak neredesin? Buradayım. Çırak hani vidalar nerede? Agit abi. Ha tamam. Evet. Ekibi bir daha al. Bunlar sesi duyup gelen tayfa doğru mu? Evet. Tamam sessiz olalım. Ben gördüm ya sessiz. Tamam. Hadi oturun şöyle. Nizami bir şekilde. Ya gidin desem küsüyorlar. Kalın desem çok soru soruyorlar. Sistemi çözdüm baba. Video çekiyorum. Bak. Agit yine kıyamamış. Normalde her ustanın dostu olan şu avuçtakiler. Biz bunları eledik. Evet bunları eledik. Şimdi biz böyle. Agit bize alyanlı getirmiş. Kimse marş bir yeri çalmasın diyor. Çünkü ilk defa gördüm böyle bir şey değil mi? Ben de ilk gördüm. İyi Allah dökmüşsün bak. Güzel mal. İyi dökmüşler. Evet. Güzel mal. Evet. Evet. Şimdi montajımıza geçiyoruz. Agitçime teşekkür ediyorum. Abi rica ederim. Alkış mı? Böyle işlerde dekoru sever. Agit'e ulaşmanız çok zor değil ama çok da kolay değil. Evet. Yani önce bir yıldızımız barışık olacak. Ama çok yakışmadı mı? Çok zor. Değil mi? Abi mükemmel. Alkış alkış. Mahalle kutları seçeceğim. Hayırlı olsun. Kesersin. Öptüm seni. Abi. Teşekkürler. Yan tarafı çek. Memleketi söyle. Sen abisi Baslı mısın? Çok şükür. Elhamdülillah. Nazım abiyle biz 15 seneyi geçti değil mi abi? Geçti. İş yapalı. 15 senedir elektrik işlerimizi yapar. Allah razı olsun. Korna çalışmıyor. Biliyor musun? Bas bakayım. Kontağa bağlı olabilir mi? Olabilir. Kontağı da aç. Thank you.
Evet arkadaşlar, son olarak videomuza bir ekleme yapacağız. Şurada bir yazı var. Aslında güzel, hoş duruyor ama beni rahatsız etti. O yazıyı da değiştireceğiz. Şimdi içeriden baktığımda Corvette değil de Farz Etki'yi göreceğim. Okey. Evet arkadaşlar, arabamızı şimdi gaz basmaya, hızlanmaya, yapıştırmaya, devir çevirmeye, ibre kırmaya hazırladık. Bir sonraki videomuzda bu söylediklerimin hepsi olacak. Hepinizi seviyorum. Teşekkür ederim. Bu söylediklerimin olmasını istiyorsanız, söylediğim gibi içinizden 3 kişiyi seçeceğim. Bu 3 kişi benimle bir sonraki videoda hem bu arabayı kullanacak hem bu arabayla surat yapacağız. Hepinizi seviyorum. O 3 kişiyi bu videonun altına yorum yapanlardan seçeceğim ve bir önceki videoda var yorum yapanlar, onlardan seçeceğim. Hepinizi seviyorum. Kalın sağlıcakla, yeni videoda görüşmek üzere.